hepsi. Ama Muhtar Bey, şimdi 10 yıldır ortalıklarda olmayan bir kız çocuğu var. Şimdi bu senede seçmen kağıdı gelmiş. Yani beldenizde olan bir kız çocuğu ortalıklarda evet. Yok. Aile sürekli yalanla. Şimdi aile burada itiraf etti. Biz 10 yıldır yalan söylüyorduk herkese dedi. Bu itirafla ilgili ne düşünüyorsunuz? Evet işte vatandaş kendileri bunu gelin oldu, bir yere vardı, bir yere verdik deyince mahallede bunu bir yerde gelin, bir yere varmışlar, çoluğu çocuğu varmış diye konuşuluyor. Kendileri bilmiyorlar, kendileri çocukların durumlarının ne olduğunu bilmiyorlar. Benim mahallem nereden bilecek? Şimdi bu arada Halil Beyciğim, o gün yani Fatma'nın, annesi Fatma'nın söylediğine göre Isparta'ya apar topar gidiyorlar. Bir gün öncesinde de Mustafa orada, sizin köyde Mustafa'yı görenler var. Siz o gün hafızanızı bir yoklar mısınız? Muhtar değilsiniz biliyorum ama o köyün bir mensubusunuz. Çünkü gelmiş, gitmiş, Hızır'la görüşmüş, Hızır'ın kamyonunu eve getirmiş annesinin söylediğine göre. Siz gördünüz mü orada bir yerde Mustafa'yı? Kardeşim ben... Didem Hanım, ben 2014 yılında kamuda çalışan bir devlet memuruyum. Ben sabah 7.30'da geliyorum, akşam 7.30, sabah 7.30'da gidiyorum, akşam 7.30'da geliyorum. Ben bilmiyorum ki, o günleri tanımıyorum. Ben o zamanlar kamuda çalışan bir kişiydim. Ama kahveye gidip gelmiyor musunuz? Mustafa da orada tanınan bir şey, çiftçi ben yani. Ben Mustafa'nın... Ne zamandır tanıyorsunuz Mustafa'yı? Vallahi ben Mustafa'yı mahallemden olduğu orada tanıyorum. Ama tamam, işte ben ailesinin düzeni ne, nasıl bu konum o zamanlar ben... Ben düzeni sormuyorum. Ben gerçek söylüyorum, bilmiyorum. Ben düzeni sormuyorum. Halil Beyciğim, düzeni sormuyorum. Annesi diyor ki evet. Benim kocam son 3 aydır düğünden sonra sürekli şeydeydi. Çarıksaraylardaydım. Evindeydi, ben de elma toplamaya gidiyordum. Mahallenizin çocuğuysa eğer, 3 ay boyunca oralarda dolandıysa Mustafa'yı hiç mi gördünüz, görmediniz Muhtar Bey? Kardeşim Mustafa çobanlık yapıyordu. Ben görüyordum. Ben o zamanlar kamuda çalışıyordum diyordum. Benim mahallemden 500 metre ileride derenin içinde. Benim mahallemden onların evine devamlı sık gelip giden bir mahalle değil mahalle. Anlıyorum ben sizi ama dolayısıyla yani çocuk kaybolmadan yani gerçekten... önce... Çocuk kaybolmadan önce o zaman yani 2014 Şubat'ta kayboluyor. Öncesinde 4-5 ay 6 ay boyunca o zaman Mustafa oralarda mıydı? Ben... Mustafa devamlı oralarda görüyorduk ama ben Isparta'ya gittiklerini veyahut da ben kamuda çalışıyordum diyorum. Tamam, bir dakika. Ben o konuda hiçbir şey bilmiyorum. Tamam. Gerçekten bilmiyorum. Ben Isparta'ya gittim. Ben sizi o gün zaten olay yerinde değilsiniz ama orada köyde görüp görmemeniz çok önemliydi. Dolayısıyla Mustafa, Muhtar Bey seni köyde görmüş. Gördüyse görmüştür ya. Ama sen çalışıyorum orada değildim dedin tamam, ya. Tamam görmüştür, gördüyse gördüm desin. Diyor desin işte ya, gördüm diyor o zaman. Tamam görsün. Ya bir tek mi doğru var, Muhtar Osman yalan mı söylüyor? Ya ben yalan konuşuyor değil mi? Değil mi? Sen ama ben orada değildim yalan diyorsun. Yalan konuşuyorum değil mi? Sen orada mıydın o zaman? Benim kızımın kaybolduğu sırada ha? Ben köyde miymişimmiş? O günü demiyor zaten sürekli oralardaydı. O günü söylemiyor ama sen dedin ki ben yani 3-4 ay boyunca köye gelmiyorum dedin ya. Tamam Isparta'daydı. Hayır Isparta'da değildi, köydeydi diyor. Tamam derse desin ya ne dedim ben? Doğru anladım Muhtar Bey, Halil Beyciğim? Bir dakika ya kardeşim, bak beni yanlış anlıyorsun Didem Hanım. Ben Mustafa'nın 2014 yılında Isparta'ya gittiğini, Mustafa'yı gördüğümü hatırlamıyorum. Onları bilmiyorum. Ben şu muhtarlığımdan bu tarafa Mustafa'yı devamlı evra geliyordu, arıyordum. Dağda koyun gidiyordu. Ben onu tanıyorum. Ben 2014 yılında ben Mustafa'nın nereye gidip nereden geldiğini bilmiyorum. Fatma bilmezsin. Bak siz Mustafa'yı o zamanlarda görmedim. Sor sen sor. Muhtar Bey sor. Halil abi, ben, kahvede de mi görmedin? Heh. Ben 2014... Kahvede, ben 2014 yılında çalışan bir kişiydim. Sabah gidiyordum, akşam geliyordum. Ya kahvelerde evet. Görüp görmedim 2014 yılını. Ben Mustafa'nın kahvede... Ben sizin Isparta'ya gittiğimizi bile hatırlamıyorum. Ben Isparta'ya gittiği günü sormuyorum. Isparta'dan geldiğinizi bile hatırlamıyorum. Ben 2014 Halil yılında... Halil Bey, ben Isparta'ya o günü sormuyorum. Zaten o gün orada Hızır var. Siz yoksunuz. O gün Hızır var da Hızır hatırlamıyor. Ben sizi oradasınız. Evet. Benim için önemli olan öncesindeki 3-4 ay. Yani Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak. Ben... Vallahi hatırlamıyorum, dinlemedim. Gerçekten hatırlamıyorum. Az önce hatırlasam gördüm dediniz. Söylerim. Az önce ben gördüm gerçekten dediniz. Hatırlamıyorum. Az önce gördüm dediniz. Ya ben... Muhtarlığımdan bu tarafa gördüm. Muhtarlığımdan bu tarafa devamlı görüyordum ama ben nerede gördüm dedim ben onu az önce 2014 yılında. Kahveye gitmiyor musunuz Muhtar Bey? Gidiyor musunuz? Ben 2014 yılında falan Mustafa'yı... Kahveye gidiyor musunuz? Ben kahveye giderim efendim, niye gitmeyeyim ama ben o zaman...
Ben o zamanlar 2014 yılında Mustafa'ya gittiğimde kahveye gidiyordum. 2014 yılında hatırlamıyorum ama ben muhtarlığımdan bu tarafa Mustafa devamlı kahveye geliyordum. Onu biliyoruz, biliyoruz. Geliyordum, dağda koyun gülüyordu, onları görüyordum. Ya Muhtar Beyciğim, son 5 yıl önemli değil ki, bizim için 2014 yılı önemli. Kızın kaybolduğu yıl önemli. Kızın kaybolduğu yıl, bak Fatma da söylüyor. Siz anlıyorum devlet dairesinde çalışıyorsunuz. Fakat işte akşamları da bu o bölgede her yerde erkekler gider kahveye sohbet eder, arkadaşlarını görür vesaire. O zamanlar görüp görmediğinizi, ben size vicdanınıza sesleniyorum. Gördünüz mü görmediniz mi? Ben o gün gittiği günü vallahi sormuyorum. Gittiği benim, günü sormuyorum. 4-5 ayı soruyorum. Ben 2014 yılında ne zaman gittiklerini geldiklerini vallahi hatırlamıyorum. Bak gerçekten hatırlamıyorum. Hatırlasam söylerim. Ben onları bilmiyorum. Peki Hızır'ın... Gerçekten bilmiyorum. Yani bilsem söylerim ama benim muhtarlığımdan bu taraf... Hızır ifadeye gitmiş. Evet. Hızır ifadesini vermiş. Sonra arkasından da siz ifadesini verdiğini öğrenmişsiniz kamyon şoförünün. Evet. İfadesini verdiğini ben cuma günü mü söylemişti Mustafa? Ben muhtardan öğrendim dedi. Siz neden söylediniz Hızır ifadeye gitti diye Mustafa'ya? Öyle yanlış mı hatırlıyorum Mustafa? Öyle dedi yani. Evet. Ben Muhtar Bey'den öğrendim. Ben Hızır'ın kendisiyle konuşmadım dedi. Ben buyurun efendim. Buyurun. Ben size detayını anlatayım. Buyurun. Beni karakol komutanı aradı. Muhtarım dedi, ifadeniz var. Belediyede çalışan bir şoför da var Hızır dedi. Onu da al gel. İfadeniz var dedi. Ben muhtarım. Mecbur aldım, götürdüm. Ama biz karakola varasıya kadar niye karakola gittik? Bizim ne için ifademi aldıklarını bilmiyorum. Hızır'ınkını aldılar. Hızır gitti. Ondan sonra benim ifademi aldılar. Benim ifademi aldıktan sonra ben... Geriye geldim, belediye kahvesinin önünde Mustafa oturuyormuş. Ben dedim ki Mustafa, bak biz Hızır'la ifadeye gittik. Senin kızın kaybolmuş. Senin haberin yok mu? Ben bir şey duydum fakat hemen söylerim. Aynen, çünkü ben mahalle muhtarıyım. Öyle dedim, ondan sonra bak ben dedim böyle dedim, Hızır'la ifadeye gittik. Böyle böyle dedim. Ben onun kızının kaybolduğunu karakolda öğrendim Didem Hanım. Gerçekten bilmiyorum. Ben onun kızını görsem tanımam. Ben onun kızını televizyonda fotoğrafta gördüm. Biz onların evine gidip gelen veyahut da kızını bilen bir adam değiliz ki. Ben o zaman ben 30 sene kamuda çalıştım, devlet memuruyum. Anladım. Ben 2014 yılında Mustafa'yı nerede göreyim? Muhtar Bey, size peki oradaki yetkililer Şükür'ün kaybıyla ilgili olarak babasıyla ilgili sorular sormadılar mı? Şimdi sonuçta bu çocuk ortadan kaybolduysa sorumlusu ya annesidir ya da babasıdır. Dolayısıyla babası da şüpheli olabilir, annesi de şüpheli olabilir. Ben jandarmaya ifademi verdim. Bana sorun ne sordu onu bildim. Ben kızını gerçekten kayıp olduğunu bilmiyordum. Muhtarlığından bu tarafa neyi biliyorsun dediler. Ben de dedim ki kardeşim 3-5 yıl geriye dönersen bunun kızı bir yere gelin olmuş kaçmış dediler. İfademi verdim. Kızını görmem, bilmem, tanımam. Gerçekten tanımam Didem Hanım. Bakın sorma. Hayır, ben tanımadığınızı anlıyorum. Ben televizyonda gördüm fotoğrafı. Bakın ben sizi anlıyorum. Benim sorduğum soru şu. O gün giden kamyon şoförü Hızır çok önemli bir tanık. Hızır'ın ifadesini şüpheli olan babaya söylemek doğru bir şey mi? Halil Beyciğim. Ben onu soruyorum. Ben babaya söyle. Ya kardeşim bir dakika ben size izah edeyim. Bana karakol komutanı aradı Hızır'la beraber gittik dedim. Onu dedim, anladım. Ben ona söyledim. Anladım dedim, ama. Dedim böyle beraber gittik. Bana yanıma geldin de senin kızın kayıp mı diye sordu. Kayıp mı diye soruyor. Siz aksine gidip öğrenmeye çalışmışsınız. Ne dedi sana Mustafa? Evet. Söyle Mustafa. Senin kızın kayıp mı dedi. Ben de kayıp dedim. Ha? Kızın karayola dedi. Ha? Bizi böyle jandarmala götürdü dedi. Evet. Çağırdı bizi ifade verdik dedi. İyi tamam dedim ben de bir şey demedim ki. Ya siz de ne konuşuyoruz diye bir konu sormadım bile. Sizde hepsi bu kadar. Başka bir şey söylemedim. Ay sizde sorulan soru üzerine babaya kızınız kayıp mı değil mi diye bir şeyleri öğrenmeye çalışmışsınız Halil Beyciğim. Ama sordu canım, adam bilmiyor yani. Sormasın mı yanıma kızın kayıp mı diye. Adam bilmiyor. Ya, adam benim kızımı... Bakın size bir şey söyleyeyim. Benim konuyu muhtarım. Benim kızım muhtarım. Bir dakika Halil, bak Mustafa Bey dinle Halil Bey. Bak bu Fatma'ya sorun. Muhtar. Bizim kızımızı tanır mı tanımaz mı? Ya onu tanıdın. Tamam tanımıyor. Tamam kabul ettik ya. Tanıyor mu tanımıyor mu? Tanır dedi de ara köyde. Ne tanıyacak ya adam yıllardır. Çünkü milli eğitimde. Adam kaç sene Lippe'de durmuş. Nereden bilecek bizim kızımızı? Öyle mi tanıyor mu? De Lippe'de durdu adam Lippe'de. Ondan sonra geldi. Nereden tanıyor? Nereden tanıyor? Yani görmüştür ya. İşe giderken gelirken görmüştür. Çünkü çocuklar aynı şeyde duruyor. Görmüş olabilir. Yani dört çocuk. Orada başka çocuk yok. Bizim köyümüz ayrı. O adamın köyü ama anne, şimdi anne öyle iddia ediyor. Buna bir Halil Bey yanıt versin. Halil Bey çocuğu görmüşsünüzdür diyor. Annesi Fatma. Bak kardeşim ben vallahi onun çocuğunu tanımam.
Gerçekten de görmedim. Televizyonda gördüm. Ben şimdi mahalle muhtarıyım. Ben karakola ifadeye gitmişim. Gelmişim. Mustafa'ya dedim ki ya kardeşim böyle böyle senin çocuğun kayıpmış. Ben mahalle muhtarıyım. Sormayayım mı? Veyahut da kayıp oldular. Benim muhtarımdan bu tarafa adamlar bir söyler. Muhtarım böyle böyle. Kız çocuğu kayıp. Beni bu karakola bildirelim deseler. Ben gitmem mi? Ben bunları mecbur geldim Mustafa'ya sordum. Senin kızın kayıpmış oğlum. Senin kızın arıyorlar dedim ben. İfadeden geliyoruz biz şu anda. Ben de karakoldan öğrendim dedim. Bunda ne var Didem Hanım? Ne ben dedi? Bu soracağım. Ben mahalle muhtarıyım. Mustafa ne mahallenin dedi sonlarına size? Mustafa ne dedi size peki? Ne dedi siz sorunca? Hiç seslenmedi. O anda ben bir... Bak. Böyle böyle dedi. Kayıp dedi. Ondan sonra motoruna bindi gitti. Böyle böyle kayıp derken tam olarak ne dedi? Söyler misiniz Halil Beyciğim? Motoruna bindi gitti. Tam olarak ne dedi? Söylediği kelimeler ya, önemli. Ya şey söylemedi. Tamam kayıp dedi. Ya tamam kayıp dedi. Ondan sonra bindi motoruna gitti. Ben şimdi çocuğunun kayıp olup olmadığını anne baba dışarıdaki el nereden bilsin kardeşim? Kendi ailesi bilmiyor çocuğun kayıp olduğunu. Ne bilirse annesiyle babasının arasında olan çözecekler. Benim mahallelim onların kızlarla ilgili herhangi bir şey bilmiyor. Benim mahallemden onların evine gidip gelen sor orada Fatma Hanım'a veyahut da Mustafa'ya. Kim gidip gider onun evine gidip gelenler? Bir şurada 5,5-6 önce oğlu askere gitti. Beraberce gittik. Mahallelim olarak askere götürdük, yolcu ettik, geldik. Çünkü niye? Mahallemizin adamı. Ama Halil biz Bey, onun kızını, benim mahallemde bilmedi onun kızını. Halil Bey ben sizden bir şey rica edeceğim. Ne biliyorsa annesiyle babasının arasında. Anladım. Ona geleceğim, o meseleye geleceğim ama. Buyurun. Bakın Hızır çok kritik bir adam. O gün, şimdi o gün, Hızır bir gün sonrasını hatırlıyor. Yani izin verin sorumu tamamlayayım. O gün aileyi Isparta'ya götürdüğünü hatırlıyor. Evet, hatırlıyor. Ertesi gün apar topar gidiyor ya aile. Mustafa ile Fatma çocuklar, şükür yok. Ve arkasından 1,5 yıl sonra aileyi evet. Isparta'ya getirdiğini detaylı bir şekilde hatırlıyor. Fakat Allah'ın işine bakın. Hızır eşyaların yüklendiği günü, Şükür'ün o gün hayatta olduğu günü, ortalıklarda dolaştığı günü Hızır kilitlendi hatırlamıyor. Siz sordunuz mu hiç Hızır'a? Muhtarsınız ya madem öyle. Ya sordunuz mu? Ben vallahi Hızır'la... Ben olsam sorarım ben yani. Ben Hızır'la da, onun Hızır'la da konuşmadım. Ya. Arkadaşım götürmüş, o ifadeye götürmüş. Beraber götürmüş. İfadeye götürdüyse... Jandarma demiş onu ben. Didem Hanım. Ha. Buyurun buyurun Halil Beyciğim. Didem Hanım ben konuşayım dinle. Tabii. Bak Didem Hanım dinle, ben konuşayım dinle. Tabii. Beni karakol komutanı aradı. Muhtarım dedi, böyle böyle ifadeniz var, belediyede çalışan dedi, bir kamuda kamyon şoförü var. Hızır onu da getirebilir misin? Ben getirdim, karakola koydum. Hızır'ı götürdüler, benim yanımda mı aldılar ifadeyi? Ondan sonra Hızır'ı ben ifadeyi verdikten sonra vallahi bir yere gelmedi, bir yerde konuşmadım. Hayır, hayır. Hızır kendisi hatırlamıyorsa benim Halil sorumum Beyciğim, değil. Niye böyle, niye bu kadar sinirlisiniz anlamadım ki, ben size gayet soru soruyorum. Şunu, ben çünkü yayınlardan sonra yayınları ben takip ettiğinizi tahmin ediyorum. Sinirlenmeyin ne olur. Ben sadece olayı anlamaya çalışıyorum. Siz şu evet, olayın, siz dönüşte Hızır bu kadar ekranlara Buyurun. Çıktı. Hızır şu anda yemeden içmeden kesilmiş. Hızır kimseyle görüşmüyormuş. Sürekli ağlıyormuş. Evet. Sormadınız mı Hızır niye böyle ağlıyorsun? Evet. O günü neden? Ben olsam sorarım. Mahallemde biri, sohbetim olan biri olursa sorarım yani. Ki keza siz muhtarsınız. Benim, sormadınız mı? Benim mahallem... Hızır benim mahallemde değil. Ben gidip de ne olacak? Ben jandarmayım mı da gideceğim soracağım ya. Ben ona niye arıyorsunuz diye. Çarık saraylısınız ya. Üç tane mahalle var ya aramızda ya. Ya olsun beraber gitmişler ya sonuçta ya dönüşte. Oğlum muhtar jandarma demiş. Ben o zaman soruyu şöyle sorayım. O zaman soruyu şöyle sorayım Muhtar Beyciğim. Soruyu şöyle sorayım Muhtar Beyciğim. Bir dakika bekle lütfen rica ediyorum. Buyurun sorun. Rica ediyorum. Soruyu şöyle sorayım. Bir insan birini Isparta'ya götürüyorsa, aileyi götürüyorsa o günü hatırlıyor. Hangi gün gidiyorsunuz? 15 Şubat'ı hatırlıyor. Böyle berrak bir şekilde hatırlıyor. Gittik geldik. Bir buçuk yıl sonrasını hatırlıyor. Eşyaların yüklendiği günü hatırlamıyorsa. Evet. Bu işte bir iş yok mu? Vallahi bilmem. Hı. Hatırlıyorsa, götürüyorsa, hatırlıyorsa Hızır kendi söyleyecek onları. Ben onun yanında değildim ki. Ben size bilemem, insani olarak bir soru ben soruyorum. Yani beni karakol beni aradılar. Beni... İnsani olarak bir soru soruyorum. Ya hatırlıyorsa... Ya hatırlaması lazım. Hatırlıyorsa hatırlıyorum desin. Ama hatırlamıyorsa ben ona varıp da sen bunu niye hatırlamıyorsun falan filan deme hakkına sahip değilim. Normalde hatırlaması Hızır'ın gerekir. Kendi sorunu. Ama beni karakol komutanı aramış. Biz karakola varasıya kadar niye gittiğimizi bile bilmiyoruz kardeşim. Çünkü niye? Oraya vardık orada öğrendik. Hızır'ı benim yanımda almıyorlar ki ifadeyi. Hızır'ı ayrı yerde aldılar. Beni ayrı yerde aldılar. Peki şu anda ne düşünüyorsunuz?
Yani sonuçta ben, şu anda ben, sizin mahallenin muhtarı değil mi? Ben hiç tamam. şey düşünmüyorum. Sizin mahallenizin muhtarını bir kız çocuğu, 15 evet, yaşında bir kız çocuğu. Evet, mahalle muhtarı. Anne diyor ki, ya siz öncesinde değildiniz, bunu da bir kez daha 5 yıldır oradasınız ama anne diyor ki benim diyor eşim diyor o gün çocuk hamileydi, götürdü, sonra işte yarı yolda bıraktı ve bir daha kızımı geri getirmedi. Ne olduysa, başına ne getirdiyse Mustafa biliyor diyor annesi. Ne düşünüyorsunuz? Çocuk nerede şu anda? Hayatta mı, öldürüldü vallahi, Muhtar Bey? Vallahi şimdi bu annesiyle ben şu anda tahmin edemiyorum. Onu ne biliyorsa annesiyle babası bilecek. Ben onu tahmin edemiyorum. Yani 2014 yılında kalmış 10 sene, aradan 10 sene geçmiş. Bu anne baba biliyor bunu. Dıştaki el bunu vatandaş veyahut da muhtara herhangi bir şey gelip de söylenmezse muhtar nereden bilecek? Ben bilmiyorum. Annesiyle babası arasında olan bir şey bu. Onları o kendileri açıklayacaklar. Bakın Halil Beyciğim, ben bu soruları sizin muhtar şapkanıza sormuyorum. Ben bu oradaki vatandaş Halil Bey'e soruyorum. Şimdi sonuçta bu çocuk ortada değilse hala bu çocuk 10 yıl boyunca anne ve baba susarak işbirliği yapıyorsa burada garip bir durum söz konusu değil mi Halil Bey? Vallahi işte onu bilemiyorum. Ben ona karar veremem. O anne baba karar verecek ona. Ben şimdi gözümle görmediğim veyahut da duymadığım bir şeyi kaldırıp da burada yorum yapamam Didem Hanım. Yani aile bütün mahallede, Cumhuriyet Mahallesi de anne babanın söylediği şey bütün yalanlara inandı öyle mi? Mahalleli herkes. Ya şu anda herkes benim mahallemin hepsi şu anda bir yere gelin olmuş, bir yere varmış, çocuk sahibiymiş. Benim mahallemin, vatandaşımın hepsi öyle biliyor. Ama şu anda bir cinayet soruşturması var. Sen bir aile sorunu dışarıda paylaşır. Şu anda bir cinayet soruşturması var biliyorsun. İşte onu yeni öğrendik. Ha, şu anda ne düşünüyorsunuz? Ben şu anki yeni fikrimi... öğrendik çünkü vatandaşım benim vatandaş. Şu an ne düşünüyorsunuz? Yani şu andaki fikrim benim vatandaşımın herhangi bir... Vallahi ben şu anda bilmiyorum. Anneyle babanın arasında olan bir şey bu. Anneyle baba bilecek bunu. Ama Fatma kendisi diyor ki... Kendisi sülalesi bilmiyor. Fatma, kendisi akrabaları bilmiyor. Halil Bey, siz oradaki... Pardon, bir dakika.